Arkadaşlar tekrar merhaba, selamlar. Mektebi Siyasi'nin jeostratejisi derslerinde 13. bölüme geldik. Bu son bölüm olacak. Genel jeostratejik konsepti konuştuğumuz. Bundan önce 16. yüzyıldan itibaren etkileyen temel parametreleri konuştuk ve yavaş yavaş günümüze geldik. Bu son bölüm belki de jeostrateji derslerinin en ilginç bölümü. Çünkü geleceğe ilişkin tahminleri ve yeni stratejik parametreleri içeriyor. Gelecekteki jeopolitik ve jeostratejik çalışmaların da temel konseptlerini, temalarını bu derste anlamaya çalışacağız ve geleceğin nasıl şekilleneceğini tahmin etmeye çalışacağız. Bu alanda çalışan araştırmacılar için de faydalı olacağını düşündüğümüz bir ders. 13. bölümümüzün adı Gelecek ve Soğuk Savaş 2.0. Bu Soğuk Savaş 2.0 yabancı yayınlarda, makalelerde, jeopolitik çalışmalarda özellikle çok kullanılan bir konsept. Dünyanın içinde bulunduğu dönemi Soğuk Savaş 2.0 olarak adlandırıyor ekseri jeopolitik çalışma yapan kişiler. Ne demek bu? Soğuk Savaş hatırlarsanız bitti demiştik. Soğuk Savaş bittikten sonra Amerika Birleşik Devletleri kesin olarak zafer kazandı ama mücadele bitmedi. Geçen hafta şöyle bir görsel paylaşmıştık. Bunu tekrar çok kısa geçmek istiyorum. Denizcilik teknolojilerinin nasıl geliştiğini anlatmıştık. Denizcilik teknolojilerinin gelişimine dedik ki artık iş gücü fiyatlarının düşük olduğu coğrafyalara giderek daha fazla sermaye akacak ve üretim tesisleri oraya taşınacak. Çünkü 1980'den günümüze 40 senenin içinde neredeyse 5'e 6'ya katlanmış bir taşımacılık teknolojisi var. Navlun maliyetlerinin düşmesi artık küreselleşme konseptini maksimum düzeye çıkaracak ve dünyada mesafelerin önemi kalmayacak. Artık ucuza üretebildiğiniz yerde üretip taşıyacaksınız. Böylece Asya Pasifik'teki anormal nüfustan ve iş gücü arzından dolayı yeni oyuncular yükselecek demiştik. Peki bunlar yükseldi mi? Ne durumda? Bunları da parametrik olarak bakalım. Şimdi üç büyük mesele var geleceğin jeopolitik çalışmalarında. Bunlardan birincisi Pasifik'in merkezileşmesi. Yeni karşımıza çıkan şey. Hatırlarsanız kırılmaları konuşmuştuk. Osmanlı İmparatorluğu'nun hatta Avrasya'daki iç imparatorlukların çöküş dönemindeki en büyük kırılma Atlantik'in merkezleşmesiydi. Giderek Atlantik ticari olarak merkezleşip İpek yolunun ticaret hacmini düşürünce artık Atlantik üzerinde bulunan güçler küresel anlamda belirleyici hale geldiler. Bu bazen Fransa oldu, bazen İspanya oldu, bazen İngiltere oldu. Nihayetinde Amerika Birleşik Devletleri oldu ama bugün kurallar yeniden değişiyor. Ve Pasifik'in merkezileşmesiyle ticari hapların giderek bahsettiğimiz sebeplerden Pasifik'e kaymasıyla artık dünya merkezi Pasifik haline geliyor. Gelişen bu denizcilik teknolojileriyle birlikte üretimin doğuya kayması başta Çin olmak üzere Asya Pasifik'teki ülkelerin küresel ticaretten aldığı payı yükseltti ve bu devletleri güç skalasında daha iyi bir yere taşıdı demişti. Şu mesela Hindistan'ın 1949 yıllarıyla 2014 yılları arasında kıtalara yaptığı ihracatın oranlarını gösteriyor. Mesela 1949 yılında Hindistan'ın toplam ihracatından Asya'nın aldığı pay şu kadarken, gördüğünüz miktarken, yani neredeyse Avrupa ile eşitken, 2014 yılına geldiğimizde Asya bu ihracatın en büyük payı alıyor. Yani Asya Pasifik artık Amerika Birleşik Devletleri dünyada en fazla mal ve hizmetin tüketildiği, en fazla mal ve hizmeti çeken coğrafya haline geliyor adım adım. Kıtaya göre ayırmışlar. Bunun tam küresel bir istatistiğini bulamadım. Birkaç tane ülke inceledim. Onların hemen hemen tamamında bu şekilde. Artık Asya Pasifik'in ticari hacmi diğer kıtaların ticari hacmini tek tek baskılıyor ve Amerika Birleşik Devletleri, Atlantik artık ticari hap olmaktan çıkıyor. İthalatın merkezi haline geliyor. İthalatın, ihracatın giderek merkezi haline geliyor. Şimdi ikinci olarak bu iddiayı destekleyen başka bir parametreyi konuşmamız gerekiyor. Burada gördüğünüz liste 2020 yılı itibariyle ülkelerin toplam gayri safi hasılasının satın alma paritesine göre düzeltilmiş hali. Çin 26 trilyon dolar olarak tahminlenmiş burada. Birleşik Devletler 22,5 trilyon dolar olarak tahminlenmiş. Hindistan 10 trilyon dolar, Japonya 5 trilyon dolar.
Şu anda bu herhalde 1909, bu ilk kez oldu. Hatta 2016 tarihinde, hızı da söyleyelim, 2016 yılında Birleşik Devletler'le Çin bu düzeltilmiş satın alma paritesine göre gayri safi yurt içi hasılı birbirine denkti. Bundan sadece 4 yıl sonra Çin Birleşik Devletleri burada %15 fark attı. Yani giderek üretimde de Çin Birleşik Devletleri'nin önüne geçiyor, hatta geçmiş durumda. Nominal GDP'de ise Birleşik Devletler hala önde. Yani sadece dolar bazında hesaplananda. Onun da birden fazla sebebi var. İşte bir bahsettiğimiz finansal sistem, yani Amerikan dolarının kısmi suni değeri ve küresel ticarette garantör olması. Yani parasını ihraç edebilmesi aslında. Senedinin talep edilebilmesi. Çin'in böyle bir küresel iddiası yok şu anda. Bunun olması durumunda zaten Amerikan ekonomisinin tepe taklak olması beklenir. Hatta Çin'le Amerika Birleşik Devletleri arasında ne yoğunlukta olacağı belli olmayan bir savaşın da başlamasına neden olur böyle bir şey. Çünkü böyle bir durum Amerika Birleşik Devletleri'nin mevcut üretimine sonu olur ve Asya Pasifik'in dünyanın tam olarak merkezi haline gelmesine neden olacak bir kırılma olur. Üçüncü sırada Hindistan var. Hindistan da 10 trilyon dolarla bakın geliyor. Yani Hindistan gibi bir ülke bundan 100-120 sene evvel İngiltere'nin sömürgesi durumunda bir ülke, artık üretimde dünyada yeniden 3. sırayı almış durumda. Aslında bu ülkeler nüfusları ve üretim dinamikleri olarak normalde oturmaları gereken skala bu. Ama Batı işgallerine sürekli ve sömürülerine maruz kaldıkları için uzun bir süre bu baskılandı. Çin ve Hindistan bu anlamda kontrol altında tutuldu. Günümüzde ise bu adım adım değişiyor. İlk beşlik ülkelerin 4 tanesi, bakın maalesef diyelim, bizim için de çok iyi bir şey değil bu. Asya Pasifik'te. Asya Pasifik'in buradan ticaretleştiğini anlayabiliriz. Yani 4 tane demişim, 3'ü. İşte Çin, Birleşik Devletler, Hindistan, Japonya, Almanya. Bunların 3 tanesi Asya'da, hatta Asya Pasifik'te. Yani toplam 40 trilyon dolarlık ticari hacim şurada. Bir tane yuvarlak çizsek dünya haritasına şöyle. Yani dünya ticaretinin şu anda yarısından fazlası belki Asya Pasifik'teki o şey içinde, daire içinde. Tabii çevre ülkeler de bundan büyük payda. Bakın Endonezya 7. sırada. Güneydoğu Asya'da. Burası aslında biraz daha Asya Pasifik. Bu da başka bir devlet. Güney Kore aynı şekilde gördüğünüz gibi. Böylece Türkiye'de 11. sırada PPP'de, yani endüstrileri güçlü devlet Türkiye'de. Kotasyon durumu ne olursa olsun. Velhasıl 2021 yılı değerlemesi göre durum bu. Yani Çin'in ya da daha doğrusu bütün Asya Pasifik'in dünyanın ticari merkezi haline geldiğinin kanıtı niteliğinde burada gördüğümüz şey artık sayısı olarak da. Şunu tekrar hatırlayalım. Bu görseli daha önce görmüştük. Yeri geldiği için tekrar koydum. Yine söylediğimiz iddiaları destekleyici niteliği var bunun. Sol taraftaki görsel 1980 yılında dünyadaki diğer ülkelerin en büyük ticaret partnerlerinin kim olduğunu gösteriyor. Birleşik Devletler'in en büyük ticaret partneri bütün dünya. Yani şöyle diyeyim, yanlış oldu. En büyük ticaret partneri değil de Çin ve Birleşik Devletler arasındaki dağılıma baktığınızda Birleşik Devletler'le mi daha fazla ticaret yapıyorlar, Çin'le mi daha fazla ticaret yapıyorlar? Bu ikisi arasındaki dominant ticari partner hangisi? Grafiği. 1980'deki görsele bakın, masmavi. Bütün dünyada, yani bu dibindeki ülkeler bile Çin'in Amerika ile daha fazla ticaret yapıyorlar Çin'e nispeten. 2018 yılına geldiğinde duruma bak. Tam tersi. Avrasya'dan başlayarak bütün Afrika coğrafyasında Çin dünyadaki en büyük, bütün neredeyse bütün ülkelerle en büyük ticaret partner ve Amerika Birleşik Devletleri sadece belli Avrupalı müttefikleri ve birkaç Afrika ülkesiyle ve Güney Amerika'daki ülkeyle en büyük ticaret partner durumunda. Bu da artık Çin'in ticari zaferini gösteren diğer verilerden bir tanesi. Şimdi bunun başka bir boyutu da var. Peki ticari olarak zafer kazanmak her zaman küresel dominasyon anlamına gelmiyor. Çünkü Birleşik Devletler ticari olarak mevzi kaybetse de bütün dünyada askeri olarak veya operasyonları var, faaliyetleri var ve hemen hemen bütün kürede operasyonu hazır, savaşta kanıtlanmış bir ordusu var. Dünyanın her yerinde işgal ve darbe yapmış bir ordudan bahsediyoruz. Büyük bir askeri tecrübe var. Bunun yanı sıra NATO gibi önemli, kritik bir güvenlik partnerliği var.
Çin peki, Çin'in durumu nasıl? Çin'in durumu burada çok Amerika'ya, Birleşik Devletleri'ne nispeten büyük dezavantajlar içerse de Çin'in de artık küresel bir iddiası olduğunu dünyadaki askeri üslerin yayılmasından görüyoruz bak. Şeyden farklı olarak, Amerika Birleşik Devletleri'nden farklı olarak Çin bütün küreyi kaplayan hiper bir güç değil. Hiper güç dedim buna, süper güç demedim. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri kadar küresel yayılmayı sağlayabilmiş başka bir devlet olmadı dünya tarihinde. Çin'in stratejisi biraz daha farklı ve farklı zorluklar içeriyor. Birincisi bildiğimiz tipik Avrasya problemi. Neydi Avrasya problemi? Avrasya birleşmek için çok büyüktür. Hem nüfus olarak hem coğrafya olarak. Bu yüzden Çin'in sınır komşularına yönelik olarak mutlaka önlem alması gerekiyor. O yüzden Çin'in yakın yurt dışısına bakın askeri üsleri var gördüğünüz gibi. Kritik. Daha sonra özel çıkar alanı diyebileceğimiz Malakka Boğazı çevresinde askeri üsleri var. Çin denizinde de bildiğiniz biliyorsunuz yapay adalara vesaire Filipinlerin kuzeyine inşa ettikleri şu coğrafyalarda olması lazım. Tam emin değilim. Askeri üsleri bulunuyor. Burada Çin'in küresel iddiasını şu kısım yani Tacikistan'dan Endonezya'ya kadar başlayan kısım desteklemez. Bu Çin'in kendi özel çıkar alanındaki iddiasını gösteren bir askeri hareket. Ama burası bakın değil. Birleşik Arap Emirlikleri'nden Angola'ya kadar Çin'in gelecekteki olası ticaret partnerlerinin olduğu yerde askeri üsler açılıyor. Bunun nedeni ne? Hint Okyanusu'nda ve olası Afrika'daki ticaret partnerlerde güvenlik garantisini sağlamak için açılmış askeri üsler. Bazı askeri aslında burada eksikleri de var. Galiba Somali veya Çad'a olması lazım. Bir tane askeri üs daha açıldı. Bu biraz eski bir harita. Yani Amerika Birleşik Devletleri ile 500 bin kilometre uzaklıkta maksimum karşılıklı askeri üsleri var. Burada da Amerika Birleşik Devletleri'ne dengeleyici bir unsur olmak yolunda gidiyor. Bu Çin'in aslında küresel iddiası olduğunun ama daha limitli ve yavaş yayıldığının alameti. Diğer taraftan Çin'in tabii konsolide edemediği Avrasya probleminden dolayı bir özel çıkar alanı var. Ne demek bu? İşte Japonya gibi burada dengeleyici bir güç var Çin'e karşı. Güneyinde Tayvan sorunu var. Hatta kendi içinde bile bölünme sorunları var. Yani şu Han Çin'i diyelim. Şurası Çin'in ana kor coğrafyası diyebileceğimiz. Hem etnik olarak hem kültürel olarak. Coğrafya dışında şurada Tibet problemi var. Çin'in güneyinde. Kuzeyde ise bildiğiniz gibi Doğu Türkistan sorunu var. Bu coğrafyalar daha önce bağımsızlık kazanmış ve kaybetmiş Çin'e karşı isyan olan coğrafyalar. Bunların kontrolü güç. Amerika'ya nispeten tabii ki yine ana kara problemi var. Ne demek? Yani ne demek? Bu geniş kara sınırları ve daha koruması daha zor lojistik sınırlar var. Çin'in petrol boru hatları kritik bölgelerden geçiyor. Doğu Türkistan ve işte bir kısmı Myanmar bölgesinden geçiyor. Bir tane daha buradan petrol boru hattı olması lazım. Pakistan üzerinden. O da Tibet. Tibet'in güneyinden geçiyor galiba. Tam emin değilim. Ama şu kuzeydeki kesim ve Myanmar'daki kesim. Çin'in enerji güvenliği burada tehdit altında. Dışarıda da Malakka Boğazı ve Pasifik'te de Amerikan donanmasının ablukasına maruz kalabilir. Ne kadar büyük bir güç olursa olsun. Amerikan donanması halen denizde Çin'e denk hatta ondan daha kuvvetli bir unsur. Bu tip zorluklar var. Bu zorluklara mukabil tabii ki avantajlar da var. Ne o avantaj? Anormal nüfus. Olağanüstü nüfus. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin 6 katı nüfusa sahip ve dünyanın her yerine bu nüfusu yayabilirsiniz. Ve günümüzde nüfus sadece kaba kuvvet anlamına gelmiyor. Hibrit savaş araçları da nüfusla sağlanıyor. Ne demek? Bu daha fazla casus işe alabileceğiniz anlamına geliyor. Daha fazla hacker eğitebileceğiniz anlamına geliyor. Daha fazla yetenekli ve kalifiye insan gücünün de 1,5 milyar insandan çıkması bekleniyor. Çünkü neticede kalifiye insan gücü de istatistik bir konudur. Yani bir toplumun %1 kalifiye insan gücüdür desek. Çin'de bunun 15 milyon olmasını bekliyorsunuz. Neredeyse küçük bir ülkenin nüfusu kadar. Şimdi Çin'in durumu böyleyken ikinci konsept ne? Soğuk Savaş 2.0'da. Küresel ısınma tabii ki. Karbon salınımına bağlı olarak gerçekleşen küresel iklim değişikliği artık yeni limanların, denizlerin ve su yollarının kullanıma açılmasına neden oluyor. Bunun yanı sıra bazı ülkelerin tarım arazileri ve su kaynakları küresel iklim değişikliğinden avantaj elde ederken bazıları da dezavantajlı hale geliyor. Bu da çok katı, durdurulamaz dip dalga diyebileceğimiz bir stratejik kırılma. Küresel ısınmaya çünkü herhangi bir ordu karşı koyamaz. Bununla ilgili politika geliştireceksiniz bile çok geniş diplomasiye ihtiyacınız var.
Ne yazık ki küresel ısınma bazı ülkelerin işine gelirken bazıları için dezavantajlı hale geliyor. Bundaki önce şeyi bir inceleyelim. Yeni rotalar nasıl? Yeni rotalar şöyle. Daha önce bakın şöyle Arktik harita bakalım. Şurası Kuzey Amerika, şurası Rusya. Şurası da Kuzey Kutbu. Bu Arktik haritada daha önce burada buz kütlesi varken buz kıran gemileriyle yolculuk edilebilen yerlerde artık normal gemilerle yolculuk edilebiliyor. Yani Kuzey Amerika'dan Japonya'ya artık Pasifik üzerinden ticaret yapmak zorunda değilsiniz. Onun yerine Kuzey Denizi'nden bu işi yapabiliyorsunuz. Şu haritada şu mesafe büyük görünebilir ama değil çünkü dünya yuvarlak bildiğiniz gibi. Üst kısmı çok daha küçük olacak. Şunu kapattığımızı küre haline getirdiğimizi düşünelim. İşte Tilbury, niye Tilbury ise? Tilbury'den Japonya'ya şu mesafe eski şu ekvatora yakın geçen hattan, Süveyş üzerinden geçen hattan çok çok daha kısa bir mesafe. Yani %70'i 75'i kadar yanlış hatırlamıyorsam bir mesafe. Bu 2015-2030 arasındaki shipping gruplar ve şuradan hatta doğrudan daha kısa Avrupa rotalarından sadece buz kıran gemiler geçebiliyor. Ama küresel ısınmanın bu halde devam etmesi halinde artık bu rotalar da açılıyor ve Avrupa ile Japonya ya da Avrupa ile Kuzey Amerika arasındaki ticarette tamamen artık Arktik bölgeye dönüyor. Bu ne anlama geliyor? Daha önce yerleşik olmayan, ticaret için kullanılmayan rotaların ticari olarak güçlenmesi ve bu bölgelerin kalkınması anlamına geliyor kuzeydeki. Kalkınma aynı zamanda güvenlik demek. Bu bölgelere de askeri yığınak yapılması anlamına geliyor ve küresel jeostrateji çok büyük anlamda kırılmış oluyor. Peki kim için kırılmış oluyor? En fazla Rusya ve ABD için kırılmış oluyor. Hatta en çok Rusya için. Rusya'nın belki 1500'den 1600'den günümüze kadar kuzeyi bir cephe ya da kazanım arenası değildi. Rusya'nın en büyük avantajı mesela burada bakın Heartland teori çöküyor. Burası niye Heartland'ti? Çünkü denizden dokunulamaz burası. Ham madde kaynakları nüfusu ihtiva etmesinin yanı sıra denizden dokunulamaz bir coğrafya olduğu için aynı zamanda burası Heartland. Heartland güzelliğini burası artık kaybediyor. Çünkü kuzeyden ulaşılabilir oluyor bu coğrafya. Bu yeni cephe açılınca artık Ruslar dünyayla üç taraftan değil dört taraftan mücadele etmek zorunda. Yani buraları da mevzi almak, askeri olarak bu bölgelerde dengelemek, buralarda da operatif faaliyetler, askeri operasyonlar sürdürmek zorunda kalacaklar. Bunlar gerçekten çok zor sorular. Çok teferruatlı incelenmesi gereken sorular. O yüzden genel konsepti belirleyeceğiz. Belki de bu en büyük kırılma. Yani şeyden bile büyük bir kırılma bu. Pasifik merkezleşmesinden bile büyük bir kırılma. Dünya jeostratejisi artık yani inanılmaz bir biçimde önümüzdeki 20 senede stratejik çalışmalar bu unsurların birleşimiyle dönüşecek gibi görünüyor. Şimdi şöyle bir de şeyi gösterelim. Küresel ısınma sadece deniz rotalarının değişmesi anlamına gelmiyor. Aynı zamanda başka bir problemi de beraberinde getiriyor. 2080'e doğru biraz abartı bir hesap olmuş ama böyle devam ederse küresel ısınma, tarım üretiminin nasıl değişeceğini gösteren bir grafik bu. Buna göre kırmızı olan bölgeler neredeyse %50'ye yakın, %15, %50 arası tarım üretimini kaybedecek. Şu bölgeye bak. Ekvator çevresindeki bölgeler. Yeşil olan ülkeler ise tarım üretiminde eskisinden daha avantajlı hale gelecekler. Niye? İşte burası daha önce soğuktu ama artık değil. Şey ısı böyle kuzeye doğru biraz daha dağılacak. Bu durumda bu da şeyi çok fazla değiştiriyor. Yine jeostratejik konsepti aşırı değiştirecek bir şey bu. Kuzey ve güney şeklinde dünya bölünüyor. Böyle bir senaryonun gerçekleştiğini düşünün. Tarım ürünü üretebilenler ve üretemeyenler olmak üzere dünya ikiye ayrılacak bu sefer. Çok acayip bir şey. Bu hali aslında kuzeydeki ülkeler daha gelişmiş zaten. Dünyada güneydeki ülkelerle mukayese edildiğinde. Böyleyse uçurum 30 katına falan çıkacağı bir senaryo. Bu acaba nasıl olacak yani? Bir şey daha unutuluyor burada. Tabii burada düzenli ordu besleyebilen ülkeler iklim mültecisi pozisyona düşmeyecekler. Küresel ısınma çalışmalarında bendenizin kanaati gördüğüm en büyük eksik iklim mültecilerini organize olmayan mültecilik hareketleriymiş gibi tahayyül etmeleri. Halbuki şöyle Türkiye gibi yani milyonlarca insanı silah altına alabilen ve düzenli ordusu olan dünyanın en büyük güçlerinden birine sahip olan bir ülke tarım üretimini kaybederse, nüfusunu besleyemez hale gelirse ne yapacak? Tarım bölgelerini işgal edecek. Bu bütün ülkeler için geçerli. O yüzden iklim mültecileri
Askeri hareketler olacak muhtemelen veya organize hareketler olacak. Böyle bir senaryonun gerçekleşmesi dünya için olağanüstü bir kaos ve savaş dönemi demek. Bu da tabii burada 2080 yani abartı bir tarih varsayılmış. Karbon emisyonuyla ilgili ilerlemeler de olduğunu söylemek lazım. Yani biz projeksiyonu böyle hep yukarı doğru varsayıyoruz ama karbon emisyonun azaltılmasına, salınımın azaltılmasına yönelik çok fazla çalışma var ve bu minimize edilmeye çalışılıyor. Belki geri dönüşü olmayacak. Yani birkaç derecede durdurulacak ama şu senaryoya da ulaşmayacağız. Ya da ulaşmayacağımız olmuyor. Şimdi üçüncü en önemli mesele jeopolitik çalışmalarda es geçmemiz gereken ekstrem hibrit savaş dedik buna. Kavramı başka bir kavram bulamadığım için kavramı kendim icat etmek zorunda kaldım. 20. yüzyılda hibrit savaştan bahsediyoruz sürekli. Hibrit savaş ne mesela? Ekonomik hedeflerin yani doğrudan askeri olmayan ünitelerin askeri araçlara yönelik olarak kullanarak bir devletin ordunun yıkılmasına yönelik olarak kullanılması, bir savaş unsuru olarak kullanılması diyelim hibrit savaşa. Elektronik harpten ekonomik yıkıma kadar her türlü asimetrik araç. Bunlar yıllardır var mı? Var. 1900'lerde, 1945'lerde işte İkinci Dünya Savaşı'nda petrollar sistemini vesaire inceledik. Artık hibrit savaşın yıkıcılığı ve hibrit savaşı ilişkin aktörler anormal bir düzeye geliyor. O yüzden buna ben ekstrem dedim. Yani bütün bildiğimiz çeşitlilik ve yıkıcılık bildiğimiz hibrit savaş konseptinin ötesine geçiyor. Buna da şöyle bir istatistik koydum. Basit ekonomik alandan yaklaşırsak öncelikle. Dünyada bilinen en büyük mutual fundların yönettiği varlıkları şuraya koydum. Yani bunlar bildiğiniz ortak fonlar. Dikkat etseniz rakam trilyon dolar. BlackRock fonun sadece BlackRock fonun tek başına 9,5 trilyon dolar aseti var. Bu kısım çok önemli. Aset yani ekonomik üretim değil bu. Bu kristal hale gelmiş ve mobilize edilebilir sermaye demek. Korkunç bir şey bu. Yani Türkiye'nin bir yıllık gayri safi yurt içi hasılası 750 milyar dolar olması lazım aşağı yukarı. Ne demek bu? Yani Türkiye'nin yemeden içmeden 10 yılda biriktirebileceği bir asetin ki böyle bir şey mümkün değil biliyorsunuz. Bir yerde kristalleşmiş halde ve mobilize edilmeye hazır bir halde duruyor olması ve bunun ne olacağına BlackRock'ın yönetim kurulundaki 10 tane 20 tane adamın karar veriyor olduğu bir senaryodan bahsediyoruz. Yani bu adamların meclisten onay almasına gerek yok 9 trilyon dolar hareket ettirmek için. Fon belli kısıtlara tabi olabilir. Yine de bu şeyin kontrolünde. BlackRock'ın kontrolünde Mutual Fund. Bu Mutual Fund'ın işte belli bir hisse senedinde belli bir ülkenin borsasında açığa satış yaptığını düşünün ya da belli bir ülkenin Merkez Bankası'na karşı oynadığını düşünün. Bu sefer devlete karşı sonuç alabilir hale geliyor. Hibrit savaştaki yıkıcılık olağanüstü hale gelmiş. Sadece ekonomik bazdaki diğer unsurlara daha söylemedim. Bunun örneği var mı? Bir sürü var. İşte Soros'un 91 yılında Tayvan parası üzerinden tetiklediği Asya Pasifik krizi var mesela. Veya bunlar bilinen örnekler. Yani öyle komplo teorisi efsane falan değil. Akademik olarak da çalışılmış örnekler. İngiltere Merkez Bankası'na karşı sterlin değerini düşürmek için oynadığı bir dönem var. %25'e yakın Merkez Bankası'nın rezervlerinin kaybıyla sonuçlanmıştı Soros'a karşı oynaması. Bunların baş başta bir aktör olduğunu ve artık ulus devletlerin üretim kapasitelerinin 8-10 katı kadar varlığı bir yerden bir yere mobilize edebilecek kuvvetli aktörler olduğunu kabul edilmesi gerekiyor. Tabii iş bununla da bitmiyor. Hibrit savaşın tek konusu ekonomik değil. Kritik altyapı ve güvenliklerin tamamının internete ve bilişim sistemlerine bağlı olduğu bir dünyada yaşıyoruz artık. Yani makine artık o kadar hızlandı ki durduramıyoruz. Bilgisayarı çıkartırsanız şu anda ne hastaneler çalışabilir, ne kritik altyapılar hiçbir şey çalışamaz. Enerji de çalışamaz. Peki buna yönelik saldırılar var mı? Bir sürü saldırı var. İşte Stagnatis örneğinden Stagnet olması lazım saldırısından. Bir sürü dünyada yapılmış işte devlet bazında hackleme, siber, espiyonaj faaliyetleri var. Bunlar kritik altyapıları yıkabilir kuvvette bir hibrit savaş unsuru. Aynı zamanda hibrit savaş araçları elektronik savaşları da içine dahil edersek iyice kompleks hale geliyor. Mesela elektriği kesmeye yönelik sistemler bulunuyor. Elektriğin kesilmesi demek bir ülkenin komple yıkılması anlamına geliyor. Velhasıl
netice itibariyle hatta iklim kontrolü vesaire gibi konularda artık hibrit savaşın alanına giriyor. Hibrit savaş araçlarının yıkıcılığı bildiğimiz konseptlerin önüne geçiyor. Bunların üçü de birleşince gelecekteki jeopolitik ve jeostratejik çalışmalarının günümüzden çok farklı olacağı, pek de hoş olmayacağı, zor bir dünyaya doğru adım adım gideceğimiz ve stratejik çalışmaların bu alanda derinleştirilmesi gerekeceğini görüyoruz. Bu hafta bu kadar. Bu 13. dersimizde de bu şekilde gelecekteki jeopolitik, jeostratejik beklenti ortaya koymaya çalıştık. Başka bir dersimizde tekrar Mektebi Siyasi'yle görüşmek üzere.